Değerli arkadaşlar, tefsir dersimiz 3 haftadır devam ediyor. Şu anda Fatiha Sure-i Celilesi'nin birinci ayetini bitirmek üzereyiz. İkinci ayetini Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de kaldık. Önce bir Fatiha Sure-i Celilesi'ni Mehmet Hocam'dan dinleyelim. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه برحمتك أستغيث برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وبرحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Çok kıymetli hazirun. Bugünkü sohbetimizde yine Kur'an'ın anahtarı olan Fatiha üzerinde yoğunlaşacağız. Malumunuz Fatiha'nın önemli ünvanlarından bir tanesi de ta'limul mes'ele olmaz. Yani konu bildiren, ilim anlatan bir sure. Kur'an'ın başında Musaf-ı Şerif'in ilk suresi olarak yer almış ve bir anahtar sure. İçindekiler yani muhteviyatı Kur'an'ın makasıdı olan tevhid, nübüvvet, haşir, adalet, ibadet gibi şeylerin hepsini kapsayan ayetlerden meydana geliyor. Dolayısıyla Fatiha'nın 7 ayetlik umumi ahvaline baktığımız zaman üzerine tefsir yazan neredeyse bütün müfessirlerin kitaplarında kullandıkları hadisi kutsi olarak Müslim-i Şerif'te yer alan önemli bir hadisi bu sohbetimizde konu edineceğiz. Ta ki 7 ayetlik Fatiha'yı bütüncül bir bakışla kavramaya çalışacağız.
Hadis-i şerif Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Kutsi hadis olması itibarıyla Rabbimiz buyuruyor ki Kasamtu salate beyni ve beyne abdi nisfeyni ve li abdi ma se'el. Namazı kulumla benim aramda ikiye ayırdım. Kulum ne isterse verilecek. Buradaki salat kelimesinden Fatiha'nın anlaşıldığını muhaddisler söylüyor. Çünkü madem Fatiha'sız namaz olmuyor, öyleyse Allah'ın burada kastettiği namazı kulumla benim aramda ikiye ayırdım. Yarısı onun, yarısı benim. Şimdi bunu, bu hadisi kutsiyi açıklayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisine işaret ediyor müfessirler. Nereye kadar, hangi ayete kadar, Allah'ın hangi ayetten sonraki kulun olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor. Hadis-i Kutsi'de sadece Fatiha'yı kuluyla kendi arasında taksim ettiğini Rabbimiz bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu taksimatın paydaşlarını Fatiha üzerinden bize tarif ediyor. Besmele'den sonra ikinci ayet olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz zaman Allah buyuruyor ki Hamideni abdi, kulum beni övdü. Sena etti. Benim hakkımda övgülerde bulundu. Namazda okuyoruz. Sanki Cenab-ı Hak bu okuduğumuz ayete karşılık veriyor. Çünkü o bizi görüyor. O bizim ağzımızdan çıkanı işitiyor. Ve dolayısıyla Rabbimiz de bizim Fatiha'da okuduğumuz ayetlere mukabelede bulunuyor. Errahmanirrahim diyoruz. Rabbi Zülcelal de Esna aleyye abdi buyuruyor. Kulum beni yüceltti. Kulum beni övgülerle andı. Büyüklüğümü, azametimi takdir etti. Üçüncü olarak da Maliki yevmiddin. Kul okuyor bu ayeti. Rabbimiz de ona Meccedeni abdi buyuruyor. Kulum beni yüceltti. Kulum bana takdir edici ifadelerde bulundu. Buraya kadar üç ayet okuyoruz biz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin.
namazda iken okuduğumuz bu ayetlerin üçüne de Cenab-ı Hak ayrı ayrı cevaplar veriyor bize. Buraya kadar Allah'ın tarafı. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dediğimiz zaman Rabbimiz buyuruyor ki hâzâ beynî ve beyne abdî. Bu benim kulumla benim aramda olan bir şey. Ne demek? Ancak sana kulluk ederim. Ederiz ve ancak senden yardım isteriz. Burada iki taraf var. Bir abidler grubu var. Yani ibadet edenler var. Bir de mabut var. Üstadımız bu noktada belki arkadaşlar da okuyacaklar İşaretül İcaz'dan. Oradaki nabudiye çok enfes manalar veriyor. Yani niye tek başına adam namaz kılıyor veya tek başına Fatiha'yı okuduğu halde ben kulluk yaparım demiyor da biz kulluk yaparız diyor. Onu böyle daireler halinde genişleyen, işte bir camide namaz kılan Müslümanlar, o şehirde namaz kılan Müslümanlar, bir ülkede namaz kılan Müslümanlar ve bir dünyada namaz kılan Müslümanlar gibi böyle iç içe daireler halinde sanki namaz kılan bir mümin fert bütün Müslümanlarla birlikte namaz kılıyor gibi anlaşılması gerekiyor. Abid var, daha doğrusu abidler var. Allah'a kulluk yapanlar var. Bir de kulluk yapılan Allah var. O mabudun bir hak. İki taraf yani. Allah ve Allah'ın kulları. Allah'a kulluk yapanlar ve kulluk yapılan Allah. İkinci bölümünde de ayetin ve iyyâke nesta'in. Yardım dileyenler var. Yardım dilenen var. Buna müstein ve müstean deniyor. Yardım dileyenler çok. Allah'ı Rab kabul edenler hepsi Allah'tan yardım dilerler. Dilemek zorundalar. Yardım dilenen de bir varlık var. O da Allah-u Zülcelal. Bu ayet diyor, tam ortada, bu diyor, kullarımla benim aramda bir hadise. Onlar bana kulluk yaparlar, ben de onların kulluklarını kabul ederim. Onlar benden yardım isterler, ben de onlara yardımda bulunurum. Ortak bir ayet. Enteresandır. Arap edebiyatı açısından da bu ayet çok enfes manaları içeriyor. Arapça bilen arkadaşlarımız bilirler. Arapçada cümlenin dizilişi fiil, fail, meful sırasına göredir. Eğer cümle bir fiil cümlesi ise. Yok. Meful başa geliyor da ondan sonra fiil ve fail kullanılıyorsa bu bir devrik cümle değil. Bizim Türkçe'de olduğu gibi. Bu o ayetin manasına güç kazandıran bir özelliktir. Mef'ulü başa getirerek fiil ve faili sona alarak kurulan bir cümle ise. Şimdi burada bakınız. Aslında na'budu iyyâke deseniz bu Arapçada normal bir fiil cümlesidir. Sana kulluk ederiz. Ama mef'ulü başa getirip de iyyâke na'budu dediğiniz zaman başkasına değil, asla ve asla. Sadece ve sana kulluk yaparız. Başkalarına boyun eğmeyiz.
bel kırmayız. Bizim mabudumuz sadece sensin, sen ya Rabbi demek. Onun için normalde bir tecvid ve kıraat kuralı olmamakla birlikte bu ayetin anlamını şuurlu olarak bilen, anlayan, ruhunda yaşayan bir insan bu ayeti okurken o kafa vurgu yapar. Aynen şöyle. İyyâke na'budu. İyyâ da ses hafif ama kafa gelince orayı vurgulu okur. Hoca Efendi'nin arkasında namaz kılanlar bunu çok iyi algılarlar yani. O kafa nasıl vurgu yaptığını. Bir tecvid kuralı değil. Ama anlayarak şuurlu bir biçimde yani ağzından çıkanı kulağı duyuyor ve kulaktan gireni aklı anlıyor ve aklıyla anladığını kalbi tasdik ediyorsa o kafa vurgu yapıyor. Ya Rabbi senden başkasına değil. Sadece ve sana kulluk yapar. Deme o kafa vurgu yapmakla mümkün olabiliyor. Şimdi ben kendim için söylüyorum. Sizleri tenzih ederim. Bazen namazda Fatiha'yı okuyorum, Zamm-ı Sure'ye geçiyorum. Fatiha'yı okuyup okumadığımı bile anlamıyor. Yani her zaman olmasa bile aşikare bir namaz kılmıyorsam daha çok. Yani Fatiha'nın o kadar güzel manalarını ruhumun algılamasını istiyorum ama bazı hallerde Zamm-ı Sure'ye geçiyorum da Fatiha'yı nasıl okuduğumu anlamıyor. Şimdi bu bir normal hal değil. Madem bu mübarek sure olmaksızın namaz kabul olmuyor. Sadece Fatiha'yı okusa bir insan Zamm-ı Sure okumasa namazı caizdir. Zamm-ı Sure okumak vaciptir. Farz değil yani. Şimdi bu kadar önemli bir surenin orta ayeti olan yani yukarısı Allah'a ait. Bundan sonra okuyacağımız da Efendimiz onları da beyan ediyor bize. Bundan sonra okuyacağımız üç ayet de kula ait. Ama ortada İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetini gerçekten hem dilde vurgulu hem de kalpte vurgulu halde okumamız ve ne dediğimizi anlayıp idrak etmemiz gerekiyor. Allah alem büyük insanlar bunun künhüne vardıkları için bazen o İyyâke na'budu'yu iki defa, üç defa tekrar edenler var. Ya bizim haleti ruhiyemiz belki buna müsait olmadığı için yapamıyoruz da. Yani hani anlatırlar ya, imam hemen ellerini kaldırır kaldırmaz iftitah tekbirini alıyor. Ama cemaatten biri, bir Allah dostu, birkaç defa kaldırıyor, tekbir alamıyor. Birkaç defa kaldırıyor, tekbir alamıyor. Daha sonra namazdan sonra şahıs imamı tebrik ediyor. Diyor ki evladım ne mübarek adamsın sen. Bir kaldırışta Kabe'yi temessül ettirip hemen namaza geçiyorsun. Ama ben birkaç defa tekrar etmeden Kabe'yi temessül ettiremiyorum diyor. O da zannediyor ki imam kendisi gibi Kabe'yi temessül ettirmeden namaza başlamıyor. Öyle zannediyor. Böyle olması lazım yani. Şahısları nasıl bilirsiniz? Kendim gibi demiş. Şimdi Fatiha'nın bu orta ayetini madem Cenab-ı Hak bu kulumla benim aramdadır diyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. O zaman bari bu ayette aklımız başımıza gelse de bunu cemaate namaz kıldırıyorsak ayrı bir mesele. Ama kendimiz okuyorsak
aklımız başımıza gelinceye kadar İyyâke na'budu'yu tekrar edecek. Mesela içimden öyle geliyor. Ama buna muvaffak olduğumu söyleyemem. İşte az önce dediğim gibi Damm-ı Sûre'ye geçiyorum. Fatiha'yı nasıl okuduğumu anlamıyorum bazen. Bununla ilgili bir müfessirin bir hatırası var. Onu da arz edeyim. Kulların bölümüne geçeceğim. Tefsir yazıyor müfessirin biri. Bohçaya sarıyor. Padişaha arz edecek, ulufe alacak. Eskiden öyleymiş. Kitaplar, yazılan kitaplar arz edilir yukarıya. Yukarının onayı alınır, ondan sonra basılır kitaplar. Tabii kitabın değerine göre de padişah ulufe verir. Bir dinlenme yerinde soruyorlar. Erenler nereye doğru? Ya işte acizane bir şeyler, Kur'an'a bir tefsir yazdım, onu arz edeceğim padişaha. İşte dünya, geçim, çoluk çocuk falan. Soran şahısın demek ki kalbi balansı iyi bir insan ki demiş ona ki bu İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'ini nasıl tefsir ettiniz ki? Tabii müfessir de bir ilim adamı. Tabiri caizse jetonu düşmüş. Madem Allah'a kulluk ediyorsun ve yardımı Allah'tan istiyorsun, ne diye padişaha arz ediyorsun ki? Manasında oradan geri dönmüş adam. Yani istenecekse Allah'tan istenir, kulluk yapılacaksa Allah'a yapılır. Bunun dışındakilere asla ve kata tenezzül etmemek gerekiyor. Onun için tam ortasında bir ayet, bu İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayeti gerçekten hepimize çok mübarek kapılar açıyor. Peki sıra geldi kulun tarafına. Hani baştan demişti ya, kasamtu salate beyni ve beyne abdi nisfeyni ve li abdi ma se'er. Hadis-i kutsi böyle bitiyordu. Kuluma istedikleri verilecek. Kul şimdi ne istiyor? Buraya kadar okudu. İyyâke na'budu'yu şuurlu bir biçimde dile getirdi. Sadece Rabbe ibadet yapılacağını deklare etti. Yardım istenecekse o Rabbi Zülcelal'den ancak yardım istenilmesi gerektiğini söyledikten sonra kul diyor ki İhdine sıratel müstakim. Namazdaki kul dua etmeye başladı. Rabbisiyle bu kadar kaliteli bir temas kurabilen bir insanın yapacağı en önemli iş tam burada isteme yeri. Tam burada dilenme zamanı, dilenme mekanı. Ne isteyeceksen iste. Madem Cenab-ı Hak veli abdi ma se'el buyuruyor, kuluma istedikleri verilecek. Kul da istiyor. Ne istiyor? Sırat-ı müstakime hidayet istiyor. Şimdi bu ayet bize şunu anlatıyor. Bir kul Allah'tan en önce bunu istemesi lazım. Allah'ım bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Hayatımızın bütün kareleri hidayet çizgisinde olsun. Önce ne istediklerini dile getiriyor. Bakın mal, mülk, evlat falan bir şey yok burada. İlk istediği şey hidayet. Çünkü Allah hidayet ettiklerini eğer dalalete atmazsa, kul dalaletlik bir iş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın mudil ismine maruz kalmazsa, o hidayet çizgisinde yaşarken ölürse ona ebedi cennet var. Bundan dolayı bir kul
Allah'a yalvarmaya başladığı zaman ilk isteyeceği şey hidayetin olması gerektiğini bize Fatiha anlatıyor. Fatiha'nın dua yerine okunması, bakınız Kur'an'ın ilk suresi ve ilk ayetleri olmasına rağmen Allah burada öncelikle hidayet talebiniz olsun diyor. Yani sırat-ı müstakimi önceleyin buyuruyor. Çünkü onsuz öteki işler olmuyor. Doğru yolda bulunmayan insanın bütün işi eğridir, yanlıştır. Dolayısıyla fıkıhçılar, cünüp olan bir insan Kur'an'a temas edemez, Kur'an da okuyamaz. Hayızlı, nifaslı bir kadın Kur'an'a dokunamaz, Kur'an da okuyamaz. Buna rağmen Fatiha'yı dua yerine okuyabilir. Berekete bakar mısınız ya? Fatiha'nın böyle bir iksir olduğunu anlıyoruz. Normalde cenaze namazında ayet okunmaz. Çünkü bir duadır. O bir namaz değil. Ayakta, rükû ve secdesiz yapılan bir ibadettir. Ama biz dua niyetini orada Fatiha'yı okuyoruz. Neden? Çünkü Fatiha'nın Allah nezdinde böyle üstün bir kalitesi var. Onun için de Rabbimiz bize bu Fatiha'da ilk yapacağınız iş Rabbinizle bu kadar kaliteli bir temas kurduğunuzda önce hidayeti isteyin. Önce sırat-ı müstakimde sabit kalmayı Allah'tan talep edin. Bu çok önemli bir hadisedir. Bu kul için olmazsa olmazdır buyuruyor. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimi şöyle tarif ediyorlar. Otoban bir yol düşünün. Dümdüz otoban bir yol. Bunun sağ tarafı da ciddi bir biçimde temkinli, sol tarafı da temkinli. Yani yol garanti altına alınmış bir otoban. Helaller var, haramlar var. Diyelim helaller tarafı yeşil ışıklarla dolu, haramlar tarafı kırmızı ışıklarla dolu. Mümin bu iki yolun ortasından gidecek ve hep sağı, yani helalleri takip edecek. Haramlara girmeyecek. Bu sırat-ı müstakim. Bu yol Allah'a çıkar. Bu otobanın varacağı yer rıza ilahidir ve Rabbi Zülcelal'e mülakip olmaktır. Ebedi ahiret alemidir. Bu sırat-ı müstakim otobanı buraya çıkar. Biz de insanız, beşeriz, yanılabiliriz, nefis ve şeytana uyabiliriz. Onun için en az günde 40 defa bunu okuyoruz bakınız. Ya keşke okurken aklımız başımızda olsa da Rabbimizden ne istediğimizi bilerek okuyabilsek. Cenab-ı Hak karşılığını vereceğini vaat ediyor ama biz ne istediğimizi ağzımızdan dökülenleri anlamıyoruz. Veya anlasak bile şuurlu bir tavır takınamıyoruz. O da bizim kalitemizi aşağı çekiyor. Fatiha yüksek, ufuklar gösteren bir sure. Ama benim gibi kulda kalite yoksa Fatiha'daki dualar da tesirli olmuyor demek ki. Hemen arkasından kul o istediği sırat-ı müstakime adeta bir parantez cümlesi ilave ediyor. Allah öğretiyor bize bunu da. Fakat okuyan
biz ve o Fatiha'nın iki tarafından son tarafı kulla alakalı olduğu için kulun Allah'a yalvarışlarını nasıl olması gerektiğini beyan ediyor. Kulun ağzından dökülen sıratallezine en'amte aleyhim. İstediğimiz doğru yol daha önce nimet verdiklerinin yoludur ya Rabbi. O yolu talep ediyor. Kul böyle bir şey söylüyor da nimet verdikleri kimler ki? Kimlere nimet veriyor? Ne istiyoruz yani? Burada aslında sadece bu ayetten en'amte aleyhimi anlamak mümkün değil. Kur'an'ın çok enfes bir özelliği var. Bir ayette geçen kapalı, mücmel diyoruz biz buna tefsir usulünde. Kapalı olan ifadeleri Allah başka ayetlerde açıklar, izah eder. Biz de onlara baktığımız zaman anlarız ki bu mücmel kapalı ayeti Allah burada bize açıkça beyan ediyor. Bu ayet içinde bakıyoruz. Allah'ım, senin nimet verdiklerin kimler ki? Biz de onların yolunu isteyelim. Kim bu kutlu ve mutlu insanlar? Bakıyoruz Nisa suresinin 69. ayetinde Cenab-ı Hak bu sıratellezine en'amte aleyhim o parantez cümlesini açıklayan bir ayet var. O ayette Rabbi Zülcelal en kaliteli nimet verdiği kullarını sırayla anlatıyor. Kim bunlar? Minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâ ve sâlihîn ve hasune ulâike rafîkâ. Ayet böyle bitiyor. Nisa 69. Gerçekten yeryüzünde insan olup da Allah'a en yakın kimler? Enbiya-i kiram. Onları Allah hep hidayet çizgisi üzerinde tuttu. Ha, onları ağır imtihanlardan geçirdi. Amenna. Bela ve musibetlerin en çoğunu onlara yükledi. Amenna. Fakat Allah peygamberleri üzerinden hiç nusret elini çekmedi. Hep onları destekledi. Hep onların yollarını açtı. En darda oldukları zamanlarda da Cenab-ı Hak onların imdadına yetişti. Hiç dalalete giden bir peygamber bilmiyoruz. Yolunu sapıtan bir peygamber bilmiyoruz. Demek ki Rabbi Zülcelal'in inayeti, hidayeti hep o enbiyanın üzerine olmuş. Bu bir. Ve sıddıkîn. Allah'a kullukta sadakatini ispat eden kulları da Allah o sadakatlerinden dolayı hep hidayet çizgisinde barındırmış. O hidayet çizgisi üzerindeyken onların ruhlarını kabzetmiş. Ve dolayısıyla onlar da fevzu necat bulmuşlar. Şehitler, üçüncü sırada şehitleri sayıyor. Onlar da cennetin en yüksek tabakalarında yer almışlar. Şehit olmuşlar, bize göre ölmüşler. Fakat Allah onları diri olarak yaşatmış, bizim anlamadığımız bir buğutta yaşamalarına devam kararı vermiş Cenab-ı Hak. Demek ki kalite işler yapmış bunlar. Başkaları yaşasın, Allah'ın dini yaşansın diye kendi canlarını feda etmişler. Bundan daha büyük bir fedakarlık olamaz. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal onlara da üçüncü sırada en kaliteli nimetlerini vermiş. Bir de salih kullar. Yani sulh ve salahate kilitlenmiş insanlar. Yanlışları minimize etmiş, azaltmış kullar. Hem davranışları hem sözleri
Kendisi için de toplum için de sulhu selameti getiren kaliteli kullar da Allah'ın hidayet çizgisinde barındırdığı kullardır. Onlara da çok önemli nimetler ihsan etmiş. Şimdi biz ayet biterken ve hasune ulaike rafika. Bunlar arkadaş olarak ne kadar güzel insanlar. Biz de bu ayette diyoruz ki ya Rabbi, senin bu nimet verdiğin bu kulların gerçekten arkadaş olmaya çok müsait ve bizim için de çok elzem. Ne olur ya Rabbi, bu beş gruba verdiğin nimetler gibi bize de aynı nimetleri ver. Okurken bu ayeti, bu duayı dillendirirken bunları da arka planda beynimiz, kalbimiz bunları adeta yaşıyor gibi bir muhteva içerisinde Fatiha okunduğu zaman sanki Rabbimizle konuşuyoruz. Peki Fatiha'nın dışında bir insan Kur'an okuduğu zaman Allah'la konuşmuyor. Evet, hadis-i şerif var. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir insan Kur'an okuduktan sonra Fatiha'yı değil ha, yani Fatiha kesin öyle de, Fatiha'nın dışında herhangi bir şeyi diyelim 15. yüzün başındaki ilk sayfayı okuyor. Subhanellezi esra bi abdihi, başladı gidiyor. Birkaç sayfa okudu, bir hizip okudu. Bu adam yemin etse dese ki vallahi ben Allah'la konuştum, bu mümin o yemininde hanis olmaz buyuruyor. Neden? Bu kelamullah. Yani bu sözler Allah'ın sözleri. Dolayısıyla siz Allah'ın sözlerini kendi dilinizle telaffuz etmişsiniz. Rabbinizle konuşmuşsunuz. Yemin etseniz yemininiz yerine gelir. Ya Fatiha'da Allah bizzat söylüyor bunu. Fatiha'yı kulumla aramda böldüm. Yarısı benim, yarısı onun. Orta ayeti de her ikimizin buyuruyorsa bu çok önem arz ediyor. Peki bunlar istediklerimiz. Peki istemediklerimiz ne? Bir de sakındığımız, korktuğumuz, olmamamızı istediğimiz şeyleri de son ayette dile getiriyor. Allah'ım şunların yoluna bizi ilet. Biz bunlardan memnunuz. Bunlara sen nimet vermişsin. Aynı nimetleri biz de talep ediyoruz. Senin hazinelerin sonsuz ve sınırsızdır. Biz ise buna muhtaçız ya Rabbi. Ne olur lütfet diye içimizden geçiyor. Ama şu duruma da düşmek istemiyoruz. Kim onlar? Gayril mağdubi aleyhim. Senin kızdığın, gadap ettiğin, beğenmediğin, takdir etmediğin kulların da var. 60, 70, 80 sene yaşamış ama senin varlığından habersiz yaşamış ve o şekilde ölmüş gitmiş talihsiz insanlar. Hidayeti değil de dalaleti tercih etmiş aklıyla, iradesiyle karanlıkta kalmış kullar. Rabbim, biz onların yanında olmak istemiyoruz. Senin gadabına uğramış. Sen onlara kızmışsın ve onlara dünyada iken bela ve musibetler yağdırmışsın başlarına. Onlar sapıttıkça bela ve musibetlerini artırmışsın. Ya Rabbi, biz onların başına gelenleri istemiyoruz. Bir ayetin başında söylediğimiz gibi bizi sırat-ı müstakimde tut. Nimet verdiklerin kullarının yanında tut. Fakat senin kızdığın, gadap ettiğin kulların yanında olmak istemiyoruz ya Rabbi. Bizi onlardan uzak eyle. Bir de son kelimede veleddallin. Biz hidayeti istiyoruz. Birileri de dalalet istiyor. Hidayetle dalalet birbirinin zıttıdır. Birisi Allah'a çıkan sırat-ı müstakimi tercihtir.
Birisi esfel-i safilini tercih. Dünyadayken oluyor bunlar. Çünkü kulun hayat macerasında bu üçüncü durak olan dünya, bir sonraki durakların da belirleyicisidir. Kabirde ne yaşayacaksanız onu dünyadan alıp götürüyoruz. Mahşerde ne yaşayacaksanız onu da dünyadan alıp götürüyoruz. Hesapta, mizanda, sıratta ne yaşayacaksanız onu da dünyadan alıp götürüyorsunuz. Onun için dünya bu insanın macerasındaki beş duraktan tam ortada bulunuyor. Ondan önce iki durak var, ana karnı ve alem-i ervah. Ondan sonra da iki durak var, kabir ve ahiret alemi. Dünya tam ortada, üçüncü durak. Dolayısıyla bu üçüncü durakta Allah bizi Hadi ismine mazhar kıldı ve bizi hidayet ehli yaptı. Bu çok önemli bir nimettir. Rabbimize inanan kulların arasına girmişiz. Bu da çok kaliteli bir seviyedir. Ama bir mesele var ki, bu güzellikleri son nefese kadar götüreceğimize ve son nefeste bu imanla öte tarafa gideceğimize dair garantimiz yok. Burası da bizi ürkütüyor. Bir önceki cümleler sevindiriyor bizi. Dünyada milyarlarca insan var. Onun kaç katı milyarlarca insan toprağın altında var. Ama bunların içerisinde Efendimiz'e tabi olup da Allah'a inanıp kulluk yapan, hidayet çizgisinde olan insanların arasında bulunma şerefine Allah bizi nail kılmış. Bu çok önemli bir madalyadır. Şeref madalyası. Ama bunu korumak için bakın Allah en az günde 40 defa kendisine yalvarmamızı, dua etmemizi istiyor. Garanti olsaydı dua etmeye gerek kalmayacaktı ki. Garanti değil demek. Bizim şuurlu bir biçimde bunu Fatiha'yı ve diğer ayetlerdeki hidayeti talep edip dua etmemizi istiyor Rabbi Zülcelal. Hem de şuurlu bir biçimde. Ve son ayetin sonunda da ne dalalete sapanlar ne de Allah'ın gazabını üzerine çekip de talihsizlikle öteki tarafa gidenlerden katiyen olmak istemediğimizi Rabbi Zülcelal'e yalvara yalvara istekte bulunuyoruz. Şimdi bu hadisi kutsi ve onu anlatan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle bir kez daha Fatiha-i Şerif'in mahiyetini anlamaya ve idrak etmeye çalışıyoruz. Her ayetin üzerinde mutlaka daha geniş manada durulması gerekiyor. Çünkü gerçekten müfessirler buna sayfalar ayırmışlar her ayete. Biz mücmel bir şey konuşuyoruz. Özet yapıyoruz daha doğrusu. Özet. Ama asıl özetin de özeti duyduğumuz, okuduğumuz, bildiğimiz Fatiha üzerindeki güzellikleri yaşayarak sürdürebilmek. İşte burada zorlanıyor. Yani bilgiyi bir şekliyle elde ediyoruz da bilginin hayata aktarılmasında ben şahsen zorluk yaşıyorum. Bazen tıkanıyorum yani. Zamm-ı Sure'ye geçmiş olmama rağmen Fatiha'yı yeniden okuduğum var. İnanın. Fatiha'yı ruhumda hissetmediğim zaman Zamm-ı Sure'den de bir şey anlamayacağımı anlıyorum ve Fatiha'yı bir kez daha okumak istiyorum. Hele İyyâke nâbudû'yu vurgulayarak birkaç defa cemaatle kıldırdığımız zaman değil ama münferit kıldığımız zaman bu Fatiha'yı şuurlu bir biçimde okuyabilirsek, cemaat halinde bunu tahakkuk ettirebilirsek ben inanıyorum Fatiha'nın azameti Allah'ın nezdindeki bereketi bizi kurtaracak. Vesselam. Üç ayet-i kerimeyi
Birincisinde Cenab-ı Hak Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile hamd ettiğini, Errahman Rahim ile sena ettiğini, Maliki Yevmiddin ile yücelttiğini ifade etti. Allah razı olsun. Burada bir ilave daha gözden kaçmış da olabilir. Bunlar üç şey Cenab-ı Hakk'ın yani tevhidi, nübüvveti ve aynı zamanda haşri ifade ediyor. Bundan sonraki kısımda kuluma aittir dediği İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'den sonraki kısımda kuluma aittir diyor. Bu da adıl ve ibadeti ifade ediyor. Yani siz gerçekten adaletli olun. Siz gerçekten iyi bir kulluğa nail olun anlamında ifade ediyor. Bir tasih, ufak bir tasih. Sırâtallezîne en'amte aleyhim nimet verdiklerinin yoluna dedi Hüseyin Hocam da burada nimet verdiklerinden daha çok nimet ettiklerinin yoluna demesi daha doğru olacak kanaatindeyim. Çünkü nimet vermek ayrı, nimet etmek ayrı. Nimet vermek tamam nimet veriyor ama nimetten istifade vermiyorsa nimet etmiş olmuyor. Nimet ettiklerinin yoluna hidayet eyle Allah'ım demek gerekir diye ifade ediyor. Yani o Kur'an'ın dört ana esasının Fatiha'nın içinde de münderiç olduğunu, dolayısıyla Fatiha'nın Hulasatül Kur'an olduğunu ispat ediyor. Evet. Evet, Habbab Hocam, Muhsin Hocam. Fatiha üzerine mülahazaların 126. sayfasında terbiye her varlığın kendi sınırları içinde tekamül etmesi demektir. Onları kemale erdiren ise Rab olan Allah'tır. Felsefe eşyayı birbirine düşman gösterir. Halbuki Kur'an hayatta yardımlaşmanın hakim olduğunu muhtelif vesilelerle dile getirir ve hayata o açıdan bakar. Evet, kainatta geçerli olan kanunlar hep bir yardımlaşma örneğidir. Cansız unsurlar, elementler bitkilerin, bitkiler hayvanların ve hayvanlar da insanların imdadına koşuyor. Aynı zamanda bu onlar için kemale tırmanma manasına geliyor. Toprak, şefkatli bir ana gibi sinesindeki bitkiyi yetiştiriyorsa, buna nasıl kavga ve cidal denebilir? Felsefe meseleye ters yönden baktığı için bu yardımlaşma ve imdada koşmayı karşı taraftan gerçekleştirilmiş bir gasp şeklinde görmektedir. Bu kabul edilemez ve hatalı bir yaklaşımdır. İşte burada bütün bunlardan anlaşılıyor ki kainatta geçerli tek şey Cenab-ı Hakk'ın terbiyesidir. Ve Allah hadiseleri Rab ismiyle terbiye etmektedir. Sadece insandaki kemale sevk edilişi müşahede edebilen bir insan bu hakikati kabul edecek ve başka bir delile de ihtiyaç duymayacaktır yapmış. Burada bu şekilde bir özet ilgimi çekti, paylaşayım dedim. Evet, Elmalılı Hamdi Yazır'da da şöyle bir not var. Bütün Arap edebiyatçılarının ve Türk şairlerinin kasidelerinde ve nutuklarında bilip kullandığı bir iltifat sanatı. Yani düz cümle yerine önce şeyi alması, yer değiştirmesi buna iltifat tabir ediliyor. Bu bütün manaları tam yerinde ve birçok cümlelere muhtaç olan manaları bu kadar kısa, öz ve bu kadar açık ve anlaşılır bir şekilde toplayan son derece derin bir nükteyi ortaya koymuş olması, bütün Arap şairlerinin meydan okuma niyetlerini ve cesaretlerini kıran ve onlara Kur'an'ın icazı önünde baş eğdiren hususlardan biri olmuştur. Fatiha'nın kelimeleri ve cümleleri arasındaki ilişkilerin ise bir kısmı tahlil edildi. Bu şu kadar mı söyleyelim ki Elhamdülün en mükemmel bir şekilde tefsiridir. İyyâke na'budu de istianenin aynı şekilde bir açıklamasıdır. Ve bu zincirleme sırların ortaya çıkmasıyla
Fatiha suresi bütünüyle baştaki, en baştaki veciz cümlenin açıklanmasından ibaret eşsiz bir kelamdır. Diğer Kur'an sureleriyle ilişkisine gelince, Fatiha'nın Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası, özü, Ümmül Kitap, kitabın özü, anası, esası isimlerinin delalet ettiği şekliyle Kur'an'daki surelerin hepsinin ana kökü ve genel temsilcisi olmasıdır ki bu hususun bir kısmını ifade etmiştik diyor Elmalılı'da. Bir de Elhamdülillahi'deki Rabbil Alemin kelimesine baktım. Rabbil Alemin Kur'an'da 40 kadar geçiyor arkadaşlar. Ama bunlardan hep Cenab-ı Hakk'ın her şeyin Rabbi olduğuna vurgu yapıyor. Mesela Câsiye suresindeki bir ayet çok manidar. Orada Rabbus semavati ve Rabbul ardi Rabbul alemin diyor. Göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, her şeyin Rabbi, bütün insanlığın Rabbi, bütün varlıkların Rabbi, alemlerin Rabbi diye vurguluyor. Belki 40 defa Rabbul alemin, Rabbul alemin diye Kur'an'da tekrar ediliyor. Bir de dikkatimi çeken mesela rahmetellil alemin derken, yine Efendimiz'e işaret ederken alemlere rahmet diye Efendimiz hakkında beyan buyuruluyor. Bir de zikrullil alemin diyor. Kur'an bütün alemler için bir hatırlatmadır derken yine alemin kelimesini kullanıyor. Normalde alemler olsaydı, alemler diye tabir ettiğimiz avalim diye gelmesi lazım. Avalim yerine alemin denilmesi bütün canlı cansız tüm varlıkları içine alan bir kelimenin tercih edilmesi de çok manidar bir kelime. Alemlerin Rabbi dediği zaman her şeyin Rabbi olarak hepsini içine alıyor. Bunu mektubatta sormuşlar. 18 bin alem diye tasavvufta bir tabir var. Bundan maksat nedir diye üstada sorulduğunda onu şöyle izah ediyor. Yani ben onun tam hikmetini bilemiyorum. Genelde kesretten kinaye kullanılmış bir tabir bu. Ehli tasavvuf arasında meşhur. Ama diyor her zat kendine göre bunu ifade eder. Kur'an-ı Hakim'in cümleleri bir manaya münhasır değildir. Belki nev-i beşerin umum tabakatına hitap olduğu için her tabakaya karşı birer manayı içine alan bir külli hükmündedir diyor. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin dahi pek çok hakikatleri camidir. Ehli keşif ve hakikat keşiflerine göre ayrı ayrı beyan ederler. Ben de şöyle fehmederim ki semavatta binler alem var. Mesela diyor gökyüzünde binlerce alem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer alem sayılır. Her yerde hem yerde de her bir cins mahlukat. Yani kedi, köpek, kuş her birisi birer alemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Yani diğer varlıkların cinsleri tür olarak bir alemse her bir insan başlı başına müstakil bir alemdir. Rabbul alemin tabiri ise doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle, onun terbiyesiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir demektir. 26. mektup 4. mebhasta böyle bir izah var. Evet buyurun Habbab hocam. Hocam Ali Kulaç'la başlamak istiyorum. Melik-i Yevmiddin üzerinde durmuş. Malik nedir? Melik nedir? Bunun üzerinde durduktan sonra yani Melik kral demek, Malik ise her şeyin sahibi demek, tasarruf eden demek. Arkasından da bu manada, hakiki manada yegane malik Allah'tır. Çünkü bütün mülkün yaratıcısı ve sahibidir. Hem bütün varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmaktadır. İradesi, ilmi ve kudretiyle yönetir. İlah ve Rab olarak ortağı olmadığı gibi mülkünde de ona ortak yoktur. Bu çerçevede yeryüzünde bütün servetler, bütün iktidarlar izafidir. Mutlak servet ve iktidar sadece Allah'ındır. Hakikat bu ise
Hiçbir beşerin mutlak iktidar kurmaya, otoriter ve totaliter rejimle insanları baskı altına alıp yönetmeye hakkı ve yetkisi yoktur diyor. Din gününün manası üzerinde duruyor. Hocalarımız ona biraz temas ettiler. Sadece bir iki şey var, bunu paylaşayım. Buhari ve Müslim'in ittifak ettikleri bir hadise göre Allah kıyamet günü yeryüzünü eliyle kavrar, göğü sağından büker ve sonra Melik benim, yeryüzünün kralları nerede diye sorar. Yeryüzünde çok sayıda zorba yönetici, sınıf ve topluluk Allah'ın insanların geçimi için yarattığı rızık kaynakları üzerinde haksız tahakkümlerde bulunmuştur. Mülkün ve iktidarı üzerlerine ait olduğu iddia etmiş. Allah'ın kullarını baskı altında tutmuşlardır. İşte o gün sorulacaktır. Bugün mülk kimindir? Bir olan, kahhar olan Allah'ındır. Mümin suresi 16. ayet. Herkesin bunun vereceği cevapsa tektir. Evet, mülk Allah'ındır. İnfitar suresindeki ayete atıfta bulunmuş. Kimsenin kimseye faydasının olmadığı gün ki o gün hüküm Allah'ındır. Bir hadiste şöyle buyurulur. Kıyamet günü Yüce Allah yeryüzünü avucunun içine alacak, gökyüzünü eliyle dürüp katlayacak ve şöyle buyuracaktır. Hükümdar benim, hükümdar benim. Nerede yeryüzünün hükümdarları? Buhari, Tefsir, Sikak, Müslim, Münafık'ın bahsinde geçiyor. Bir de din kelimesinin üzerinde durduktan sonra kelimenin borç manasından geldiğini, Arapça, deyinden Değil. geldiğini ifade ediyor. İnsan kendisine bahsedilmiş, insan kendisine bahşedilmiş, sayısız nimet, imkan, meleke, yetenek, fırsat ve avantajlar dolayısıyla Yüce Allah'a borçludur, medyundur yani. Borcunu dilinde Allah'ı zikrederek, zihninde Allah'ı fikrederek, kalbinde Cenab-ı Hakk'ı şükrederek, hamd ederek ödeyecektir. Borcun edası ilahi iradeye tam teslimiyet, ihlasla ibadet ve hudutlara riayetle mümkün olur. Dedikten sonra bunun üzerinde duruyor fakat biraz hızlı geçiyorum. Burada din gününde hesabın sadece kulların şahsi günahlarıyla alakalı olmayacağını vurgu yapmış. Aynı zamanda diyor ki şüphesiz İslam'da suçlar ve cezalar bireyseldir. Hiç kimse başkasının suçundan sorumlu tutulamaz dedikten sonra ancak kolektif şuurlar da vardır. Haksız işgaller, sömürü ve savaşlar ile bunların sonucunda bir ülkenin kaynaklarına ve zenginliklerine el konulması, harama göz yumulması, tefahür ve gösteriş ile cürmü işleyen ülkenin insanlarına dolaylı yoldan yansır, onların refah seviyesini yükseltir. Bu tür suçlara aktif olarak katılmak mümkün olduğu gibi pasif durup tepki vermemek de dolaylı yoldan suç ve suça bir şekilde iştiraktır. Bunun dışında başkalarını yanıltanlar, işlerini tezvir, yalan ve kara propaganda ile yürütenler, başkalarını doğru yoldan saptırıp Allah ile aralarına engeller koyanlar hem kendi suç ve günahlarının cezasını hem de saptırdıkları ve sapmalarını sebep oldukları kimselerinin cezasını üstlenecektir diyor. Ve bu şekilde bağlıyor. Madem ki diyor hak ve adalet duygumuz ve talebimiz bakidir, ruhumuzun en temel derin tabakasına kök salmıştır. Fıtratın bir parçasıdır. O halde bunun mutlaka gerçekleşeceği bir gündür. Bugün din günüdür. Mehmet Tamam. Hocam'ın bir anekdotu var ve duasıyla bitiriyoruz. Vaktimiz doldu. Molla Hamid abiyle ilgili bir hatıra elime geçmişte arz edeyim. Bir gece Erek Dağı'nda misafirdik. Misafirlerimiz gelmişti. Su istedi. Testi de su yoktu. 15 dakika uzaklıkta vahşi hayvanların bulunduğu yerde su vardı. Ben gitmek istemedim. Su var, su getir deyince tekrar su yoktur dedim. Git getir. Benden başka kimse yok mu? Üstad niye sen ağa mısın? Niçin gitmiyorsun? Beni oraya gönderme. Niçin? Korkuyor musun yoksa? Orada cinler var, kurtlar var. Kardeşim, onların dizginleri Allah'ın elinde. Kurdun da her şeyin dizgini elinde. Anladık da cinler nasıl olacak? Onlardan nasıl kurtulacağım? Dedim. Bir defa Bismillahirrahmanirrahim de, onların ortasına dal, sana hiçbir şey yapamazlar. Nasıl ki bir çoban asker olur, inzibat elbisesini giyer, vazifesi icabı şehre girer,
Dükkanları kapatacaksınız der, kapatırlar. Kimse itiraz edemez. O emir mutlak başka bir yerden geliyor diye dükkanları hemen kapatırlar. Aynen onun gibi besmele elbisesini giyince cinlerden hiçbir kimse sana ilişemez dedi. Ne bahane ileri sürdümse önünü kesti. Testiyi doldurup geldim. Gülerek bana baktı. Bir şey gördün mü dedi. Yok. İşte böyle şecaatli ol, korkak olma dedi. Evet, besmele sırlı bir iksirdir. Bütün her Evet. türlü şerlere karşı koruyucudur. Evet, Elmalılı Hamdi Yazır tefsirinin başlangıcına şu duayı almış. Onun da bitirelim Mehmet Hocam. Buyurun. Amin. İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize hep erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilati, risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri Asfiya kıldın. Hatemi Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âli ashabı, etbaına ya Rab. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Elmalılı Hamdi Yazır'ı da rahmetle bir defa daha anıyoruz. Evet, tefsir dersimiz burada tamamlandı.